Selam, ne haber? Bu hafta herkesin çok rahat izleyemeyeceği bir videoyla karşınızdayım. Zaten başta uyarımı yapıyorum. Yani herkes bu videoyu izleyemez. Çok irit edici bir video. Aslında bazı izleyiciler var, sadece bu videoyu izliyorlar. Bu tarz videolar izliyorlar. İlginç olan da o aslında yani. Çok hoşlarına gidiyor galiba. Neyse, birazdan videodayız. Ama küçük bir hatırlatmam var. Hemen bitiyor. Genel Cerrahi Doktoruyum. Bunu her zaman söylemek istiyorum. Çünkü insanlar bilmiyorlar. Henüz emekleme aşamasında bir kanal olduğum için herkes bilmiyor. O yüzden her videoda hatırlatmaya çalışacağım. Aklınıza takılan herhangi bir şey varsa, hastalığınız olur, yakınınızın, eşinizin, dostunuzun, herhangi birisinin hastalığı olur, onunla alakalı aklınıza takılan herhangi bir problem olursa yanıtlamaya çalışırım. Sorularınızı aşağıda yorumlar kısmında bekliyorum. Çok beklersin. Ameliyatta görüşürüz. Evet hocam, bugün ne var? Bugün hastamızın neyi var? Abscesini boşaltacağız değil mi hocam? Hastanın göbeğinin hemen 2-3 santim yukarısında yaklaşık 2-3 santimlik ebatta bir apse oluşmuş. Sanırım burada bir sebase kist var. Bu sebase kist patlamış. Bir dakika bekle. Bu sebase kist patlamış. O da enfekte olmuş. Buna bağlı bir enfeksiyon var. Bunu direneceğiz birazdan. Evet. Geçtim. Yakından çeker. Şunu göstereyim. Batikon alayım. Şuraya bir batikon alayım. Dök dök dök, yukarıdan dök. Tamam, yeterli. Şu acıyor mu? Az. Şu acıyor mu? Az. Bak, iğne batıyor değil mi? Evet. Peki bunları hissediyor musun? Hissediyorum. Acıyor mu? Acıma olayı vardır, hissetme olayı vardır. Çok az. Tamam. O zaman yeterli olmuş. Alayım istedim. Değiştir beni sürekli. Bayağı anaerob kokusu geldi. Değiştir beni sürekli. Acıyor mu? Acıyor hocam. Söyle abi, bize acıyorsan. Dayanamayacak durumdaysan söyle, tamam mı? Dayanamayacaksan söyle, dayanacaksan zaten hallediyorum. Çok bir şey kalmadı, söyleyeyim. Tamam. Şimdi müthiş rahatlayacaksın. İnanılmaz rahatlayacaksın. Bana kremp var, ince uçlu. Düz. Fark etmez. Tamam. Bitti abi zaten işim. İçeri boşalttım mı? Sen de rahatlayacaksın, hemen atacağım. Şimdi SF alalım. Yasana başka bir şey var.
Okey. Tamam. Rahat edeceksin şimdi, hiç merak etme abi. Hocam aspiratör. Aspiratöre gerek yok şu an, açma. Tamam. Hayır, sütür atılmaz bunları. Tamam. Bana bir tane peynir özdürem aç. Atabiliyorum. Sfolyayı son da aç o zaman. Tamam, problemi bulduk abi. Hocam sfolyayı hazır. Problemin sebebini bulduk. Neymiş hocam? Dediğim gibi sebase kist abi bak. Şu. Görebiliyor musun abi? Görebiliyorum hocam. Sana göstereceğim, merak etme. Tamam. Okey. Şu sebase kist. Bir önceki ameliyatta zaten buna benzer bir şey vardı. Bunun sebebi işte bu. Ne hocam, yağ mı? Ha? Yağ, yağ belirsiz, merak etme. Onu çıkardık. Fındık gibiydi hocam, 10 senedir. O fındık işte başına bela oluyor sonra. Abi başta konuştuğumuz gibi bak, etrafından hissetmiyorsun ama bu ortadan uyuşmaz bu zillet. Evet hocam. Sen de herhalde olsun, uyumlu bir hastaymışsın. Yani zor bir işlem gerçekten. Helal olsun sana. Hazır. Yaranın içerisine yara kapanmaması için bir tane foliasyon da koyacağım. Bu reaksiyon da oluşturmaz ha. Şu ucu yeterli. Bir tane de bana sütür aç. Ne istiyorsun? İpek. Düşmesin diye bunu buraya tutturacağım. Şu şekilde dursun yeter bu. Hocam elimde problem var ya. Ver, problem var. 1-0-4-1-0. Buna bir tane sütür atacağım ki kaybolmasın, düşmesin. Bunu da hastaya sabitleyeceğim. Şu şekilde bir tane sütür attım. Bunu fark etmez, problem ipek ne var? Ne olacak hocam sonra? Onu sökeceğim ben, merak etme sonra. Birkaç gün pansuman gidecek ya. Şuraya bir tane attım, bu tamamdır. Maksat yara ağzı kapanmasın. Bir tane dikişim var. O dikişi de içeride şunun 1 santimine düşün. Onu koyduk içeri. Ağız kapanmasın diye, olur mu? Nasıl alacağız? Alacağız. Ben alacağım onu. Nasıl tutacağım? Çok benim bastırmana gerek yok. Şöyle tutsun yeter. Bu kadar. Bir tane daha aşağı atalım hocam. Gerek yok. Şuna şuna. Hadi kapat. Hadi geçmiş olsun. Serviste görüşürüz. Ali abi, ne sağ ol. Sen de sağ ol.